İyi günler sayın seyircilerimiz. Başbakan Albin Kurti Kosova'ya iki günlük bir ziyaret gerçekleştiren İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ı resmi törenle karşıladı. Başbakan Kurti görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Sırbistan'ın Brüksel'de yapılan anlaşmanın 11 maddesinden 8'ini ihlal ettiğini hatırlatarak görüşmede anlaşmanın imzalanması konusunda ısrar ettiğimizi konuğumuza da aktardım şeklinde bir açıklama yaptı. Başbakan Albin Kurti iki günlük resmi bir ziyaret için Kosova'ya gelen İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ı devlet töreniyle karşıladı. Karşılama töreninin ardından Başbakanlık binasında bir araya gelen Kurti ile Varatkar, ikili ilişkiler ve işbirliği konularını ele aldı. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında Başbakan Kurti, İrlandalı mevkidaşı Leo Varatkar'dan Avrupa Birliği'ne adaylık statüsü için destek istediğini belirterek İrlanda'ya Kosova'ya verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Başbakan Kurti, gelecekte İrlanda ile dostluğu derinleştirmeyi beklediklerini söyledi. Basın toplantısında konuşan İrlanda Başbakanı Varadkar, Kosova Cumhuriyeti'nin bu yıl Avrupa Konseyi'ne üye olmasını destekleyeceğini vurguladı. Kosova'ya AB'ye üyelik sözü veren Varadkar, Kosova'nın geleceğinin AB'de olduğunu belirterek, Kosova'nın bu yıl Avrupa Konseyi'ne üye olmasını ve Avrupa Birliği üyeliğine yönelik müzakere sürecini başlatmasını destekleyeceğim. Kosova Avrupa değerlerine bağlılık gösteriyor. Güvenlik politikalarında Avrupa Birliği'nkilerine uyumlu hale getirdiniz. Bu çok önemli ifadelerini kullandım. İrlanda Başbakanı bu vesileyle Kosova'ya yönelik kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılması gereğine de dikkat çekti. İrlanda Başbakanı Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani de kabul etti. İspanya'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri de Kosova vatandaşları için vizeleri kaldırdı. Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani sosyal medyada yaptığı paylaşımda Artık bu Arap ülkesine sadece pasaportta seyahat edebileceğini belirterek Birleşik Arap Emirlikleri'ne teşekkür etti. Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda vizelerin kaldırıldığı haberini duyurarak Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Şeyh Bin Zayed'e teşekkür etti. İki ülke arasında vizelerin kaldırılması anlaşmasının mevkidaşı ile geçen ay yaptığı görüşmede varıldığını kaydeden Osmani, Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı Muhammed Bin Zayed'e Kosova vatandaşlarına yönelik vizelerin kaldırılması yönündeki önerini kabul ettiği için teşekkür ediyorum. Geçen ay yapılan toplantımızda varılan anlaşma imzalandı ve ülkelerimiz ile vatandaşlarımız arasında daha fazla işbirliği fırsatı öne açıldı ifadelerine yer verdi. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri Kosova vatandaşları için vizeleri kaldırdı ama karar henüz resmi olarak yürürlüğe girmedi. Resmi açıklama yapıldıktan sonra bu karar geçerli olacak. Geleneksel bir şekilde her yıl düzenlenen ve şehitlerin kültürel etkinliklerle anıldığı Flaka Eyanaret Kültür Festivali Giyilan'da bugün başladı. Gilan'da şehitlerin kültür etkinlikleriyle anıldığı Flaka Yanarit Şehitleri Anma Festivali bugün Gilan'da düzenlenen etkinliklerle başladı. Festival kapsamında kentteki şehit mezarlığında anma töreni düzenlendi. Ardından da güvenli güçleri kışlası ziyaret edildi. Bu arada festival etkinlikleri çerçevesinde bugün saat 19'da Gilan'da meşaleler yakılacak. Başkent Priştine'de 40 yıl önce Kodray Trima ve semtinde Sırp polis güçleriyle çıkan çatışmada şehit düşen Recep Mala ve Berişa Gilan'daki şehit mezarlığında saygıyla anıldı. Festival etkinlikleri klinikleri kapsamında Başbakan Kurti şehit ailelerini ziyaret etti. Şehitler için Priştine'de anma akademisi düzenlenecek. Gazeteci Enver Maloku bundan 25 yıl önce evinin önünde katledilmişti. Aradan yıllar geçmesine rağmen bu cinayetin kimin tarafından işlendiği hala bulunamadı. LDK Genel Başkanı Lumir Abdiciku merhum gazeteciyi ölüm yıl dönümünde anarken "Yaşamı boyunca özgürlük hayalleri kuran büyük bir aydındı. Saygıyla anıyoruz." ifadelerini kullandı. Koso Demokratik Birliği Başkanı Lumir Abdiciku, LDK Genel Merkezi'nde bulunan Enver Malokun'un portresinin yer aldığı bölüme bir plaket koydu. Plakette 25 yıl önce bağımsızlık ilan edildikten sonra 11 Ocak akşamı Enver Maleoku, Prişine'nin Bregudialit semtindeki evinin önünde vurulmuştu. O gün özverili bir gazetecinin yaşama boyunca özgürlük hayalleri kuran büyük bir aydının ve toplumumuzun kültürel ruhunun yolculuğu kesintiye uğradığı ifadelerine yer verildi. Dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmelerle devam edelim. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'in Gazze'deki fiillerinin soykırım sözleşmesini ihlal ettiği gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davanın ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin duruşması başladı. Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde yer alan Divan'da bugünkü duruşmada Güney Afrika'nın ihtiyati tedbir talepleri dinleniyor. Yarınki duruşmada ise İsrail heyeti savunmasını yapacak. Duruşma Güney Afrika tarafını temsil eden hukukçuların başında yer alan Profesör John Duggard'ın sunumuyla başladı. Güney Afrika 29 Aralık'taki yazılı başvurusunda mahkemeden İsrail aleyhine 9 ihtiyati tedbir kararını hükmedilmesini talep etti. Güney Afrika'nın istediği ihtiyati tedbirler arasında İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları derhal durdurması, Filistinlilere yönelik soykırımın önlenmesi için gerekli tedbirleri alması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönerek yeterli gıda, su, yakıt, tıbbi ve hijyen malzemesi, barınak ve giysi dahil olmak üzere insani yardıma erişebilmesi, işmelerini sağlanması, soykırım'a karışanların cezalandırılmaları için gerekli adımların atılması, soykırımın delillerin muhafaza etmesi ve verilen tedbirleri uyguladığına ilişkin divana düzenli rapor sunması yer alıyor. Karadeniz'deki mayın tehlikesine karşı Türkiye, Romanya ve Bulgaristan ile başlatılan üçlü girişim kapsamında Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu mütabakatı imzalandı. Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu Mutabakat Metni imza Töreni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Romanya Savunma Bakanı Angel Tilvar ve Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı Atanas Zaprayanov'un katılımıyla Sarıyer'deki Kalender Kasrı'nda gerçekleştirildi. Bugün imzaladığımız mutabakat muhtırası ile birlikte ortaya konulacak işbirliğinin Karadeniz'deki seyri sefer güvenliğine büyük katkılar sağlayacağını değerlendiriyorum. Ayrıca bu girişimin ülkelerimiz arasındaki yakın işbirliğini artıracağına ve tecrübe aktarımına imkan tanıyacağına, başta Karadeniz'de olmak üzere ilişkilerimizi daha da geliştireceğine yürekten inanıyorum. Güler'in ardından Romanya Savunma Bakanı ile Bulgaristan Savunma Bakan Yardımcısı da birer açıklama yaptı. Sayın seyircilerimiz haber bültenimizin devamında başkente gerçekleşen bir kültür haberiyle devam ediyoruz. Kosova'da Prizren Türkçesi ile ilk defa sahneye uyarlanan tiyatro oyunu Priştine'de de yoğun ilgi gördü. Nasıl <laughs> internetten Prizren'de büyük ilgi gören Angisi Babası isimli tiyatro oyunu Priştine seyircisinden de tam not aldı. Art tiyatr ve Kısa Devre Tiyatrosu tarafından hazırlanan oyun Krişne seyircisi tarafından yoğun ilgi gördü. Tiyatro sanatçısı Deniz Dadelen'in yazar Ray oyunundan uyarladığı Annesi Babası oyununda Erkin Halçe, Sonay Buş, Tansu Kervan, Salil Aloş, Hafsa Jurdi, Arsin Kepa ve Hena Toska rol aldılar. Vodvil türü oyunu e, prezident diline uyarlarsam nasıl olur diye ...yazmaya başladım ve çok komik olduğunu görünce devam ettim. Arkadaşlarla beraber, Art beraber bu oyunu çıkarttık. Zorlandın mı Prizren Türkçesi ile oynarken ya da sana neler hissettirdi bu? Ya başta aslında biraz zor geldi. Çünkü biz yani... Türkiye Türkçesiyle oynamaya alışmışız. Doğaçlamalarımızı o şekilde yapıyoruz. Prova doğaçlaması yaparken dilimiz hemen Prizren Türkçesinden yani uzaklaşıyordu. Hemen Türkiye Türkçesine dönüyordu. Sonra işte biraz zor geçti ama alışınca aslında böylesi daha kolay olduğunu fark ettik. Çünkü bulduğumuz karakterler, yarattığımız karakterler aslında bizden karakterler. Böyle insanlar var aslında yaşıyorlar. Böyle konuşan insanlar var gerçekten de. Duygular hissediyorum. Bir taraftan çok heyecan var. O zaten var. Ondan sonra biz Pişti sadece çocuk oyunlarla gelebiliyorduk çok uzun bir süre. Şimdi böyle yetişkin oyunu bir de komedi olunca ayrı bir heyecan oluyor. Benim oynadığım karakter biz hani buralardaki Türkçe'de prevarant dediğimiz bir kişiyi oynuyorum. i̇şte iki tane karısı var birbirlerinden habersiz. iki tane de çocuğu var. Onlar şey bir araya gelmemesi için elinden geleni yapmaya çalışıyor zavallı bir tip. Prişne seyircisi uzun bir aranın ardından Türkçe tiyatro seyretmenin yanı sıra Prizren Türkçesi ile sahnelenen oyunu izlemekten büyük mutluluk yaşadı. Mutluyum. Biraz rahatsızydım ama yine geldim. Hem destek olan hem çok seviyorum tiyatroları. Uzun bir aradan sonra burada prizren oyuncularını görmekten mutlu oluyoruz. İnşallah bundan sonra daha da sık böyle organizasyonlar olur. Bu akşam köyün prezen Türkçesiyle olacak. Bu konuda neler söylemek istersiniz? E, tabii ki bu bizim için çok daha güzel ve e, gurur verici. Çünkü şivemiz, dilimiz e, Türkçe her yerde e, aynı, güzel. Ama kendi e, şivemizle olduğunda biz daha mutlu oluyoruz. Benim kız Seyircileri kahkahaya boğan oyun büyük beğeni kazandı. Oyuncuların performansı dakikalarca ayakta alkışlandı. <laughs> Değerli izleyenlerimiz bugün Recep ayının ilk perşembesini Cuma gününe bağlayan ve müminlerin büyük bir heyecanla beklediği Regaib gecesi. Müslümanların kalp ve ruh temizlikleri için büyük bir fırsat olarak değerlendirilen Regaib gecesinde alınlar secdeye giderek gönüller ferahlayacak. Sözlükte kendisine rağbet edilen şey bol ve değerli bağış anlamındaki ragibenin çoğulu olan regaib kelimesi hadis ve fıkıh literatüründe bol sevap ve mükafat fazileti amel özellikle maliki fıkıh kaynaklarında sünnetin mukabili olarak müstehap, nafile, ibadet manalarında kullanılmaktadır. Regaib kandilini işlenen günahların affolması için büyük bir fırsat olarak değerlendiren müminler her sene olduğu gibi bu gecede camilere koşarak birlik ve beraberliğin tadını alacak. Kadir ve Berat gecesi gibi regaib gecesi de geçmişi değerlendirmek, geleceğimize yön vermek için bulunmaz fırsat olarak biliniyor. Geceyi kapsayan zaman diliminde yapılan ibadetlerin kat kat önem teşkil ettiği konusunda İslam alimlerinin ittifakı bulunuyor. Regaip gecesi müminler açısından günahların bağışlandığı ve manen yeni bir sayfanın açıldığı bereketli zaman olarak değerlendirilmesi bekleniyor. Haber bültenimizin sonunda Ulusal Halk Sağlığının başkente hava kirliliği ile ilgili yaptığı açıklamaya yer vereceğiz ve hemen ardından da bugün ve yarınki hava durumuna bakacağız. Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Prişine'de havanın sağlıklı olmadığını bildirdi. Enstitü bildirisinde kronik hastaların mecbur kalmadıkları sürece dışarı çıkmamaları ve dikkatli olması çağrısında bulundu. Bildiride ayrıca özellikle hava kirliliğinin arttığı sabah ve akşam saatlerinde sokağa çıkılmaması tavsiye ediliyor. Bugünkü hava durumuna gelince ülkemize açık ve güneşli hava hüküm sürüyor. Başkentte termometreler gün ortasında 3 dereceyi gösterdi. Hidrometeoroloji kurum yetkilerinin tahminlerine göre yarın hava sıcaklıklarında hafif düşüş yaşanacak günler yüksek hava sıcaklıkları ise 0 ila 2 derece arasında seyredecek. Değerli izleyenlerimiz bugünlük bizden bu kadar. Yarın haftanın son haber bülteninde buluşmak ümidiyle efendim hoşça kalın.